Source'larla ilgili Steelworks yapmam gerekiyor artık. Çünkü bitti. Çünkü bitti. Gelir oğlum şimdi. İnternet kesilip geri gelmiştir gençler. Ondandır. Tamam, amputelerin daha az olması için bir yöntem geliştirici. Tabii ki canım. Uğraş bununla. Bir taneden ne olacak? Gelir gelir. Merak etmeyin. Bu şehre gelen otomaton bakalım ne işimize yarayacak? Ne kadar işimize yarayacak daha doğrusu? Abi benim acilen şeye ihtiyacım var ya. Çeliğe. Ama hepsini bitirmiş gibiyim şu an. Iron ore deposit. Ha, açıkta kalan adam var. Kötü oldu bu. Gözlerim niye gözlerini bozdu lan? Anlamadım ki. Bu kar fırtınasında kaybolmuş olan işçileri taşıyan konvoymuş. Çok zayıf durumdalar ve hiç yiyecekleri falan yok. Onların ne diyeceklerini dinlememiz ve şehre kadar refakat etmemiz lazım diyor. Winter Home'a gidiyorlarmış. Bu beacon'dan, işaretten gelen sinyali, daha doğrusu ışığı takip etmemiz gerekiyordu ama bulamadık onu. Hani tespit edemedik nerede olduğunu, göremedik. Onu bulmak için de bir böyle arama şeyini, etraf araştırmaya girdik ama yakıtımız bitti en sonunda. Abi send to the city. Sizi de yolluyorum gençler. Yani sizle gelemem. Çektim. Aslında gelebilirmişim. Niye böyle oldu bu şimdi? İkisi de aynı yere gidiyor oldu şimdi. Bunlar komik oldu. Cezaevi. Yayın şeyi dondu. Ya o niye öyle donuyor ki zaten? Onu çözemiyorum ben. Tabii ki resetleriz. Hatta şöyle bir şey yapmam lazım benim onun için. Biraz daha şöyle mi alsam? Hadi şöyle alayım. Şimdi düzelmiştir herhalde. Yazın lan. Yazsanıza kardeşim. Yok. Gelmiyor. Silip tekrar ekleyeceğiz. Bu kadar sıkıntılı olmamalıydı ama.
Evet. Düzeldi şimdi. Thank you yardımlarınız için. Şu şeyin çelikhanenin bitmesi lazım. Ondan sonra bakacağız halimize. Hasta olmalarını engelleyemiyoruz çok milletin ya. Kötü olan bir şey bu yani. 1,5 gün sonra sıcaklık artacak. Kerane. İyi. İyi geceler yatanlar için. Eksik fazla adam yok. 2 gün sonra gelecekler ya. Kanun çıkartabiliyorum. Kömür beleşe gelebilir değil mi? Tabii. Fighting Arena. Dueling Law. Niye Child Labor'a gidemiyorum? Transplant'e de gidebilirim. Daha kritik bir şey var mı? Prosthetics. Listen everyone. New law is signed. Peki nasıl üretiyoruz abi prosteti affedersin? Nereden çıkacak yani? Gerek var mı acaba buraya? Biraz fazla gaza gelmeye başladı. Yeni bir teknoloji, yeni teknoloji. Morse Guards tamam. Coal Mining, Charcoal Kiln, Oil Drill. Merak etmiyor değilim şu Oil Drill işe yarar mı diye. Önce bir şunu yapayım. Benim bir resource ile ilgili sıkıntım var ya. Workshop'a bakıyorum hakikaten. Yok gibi öyle bir şey. Ceset var. 3 tane hala Snowpit'te. Okay.
Odunumuzda da sıkıntı yok. Burayı da yapacağız. Ama burayı yaptıktan sonra insan lazım. Bunların da gelmesine bayağı var hala. Oo. Kapadım overdrive'ı. Optimize mi? Optimize oyun. Gayet rahat çalışıyor. 40 FPS diyor ama yani bu anladığım kadarıyla zaten oyunu kendisi bu seviyede FPS için yapılmış durumda. Bu ne lan, 100 bin mi? Bitmez ki bu. Biraz daha açalım. Hasta olmasın millet. Otomaton geliyor hala, yürüyor. 16 saat ötede. Bir gün 16 saat ötede. Şu insanlar var. 3 saat sonra benim ilk gözcü varacak ilerideki şeye. Hasta lazım tabii sana. Yalnız şeyimde bir sıkıntı var. Okay, burada tamam. Coal mining. Saat kaldı diyor bak. Ben bunu hala çözemiyorum abi. Storage limit reached yazdığından dolayı. Galiba bunlar taşıyamıyor. Peki bunlar da direkt geliyor mu? Yoksa gelmiyor mu? Ondan da emin değilim. Artmazsa bunlara da demek ki şey yapacağız. Bir tane gathering house yapmamız gerekecek. Bir saniye bir şey soracağım. Health shelter. Infirmary. Aa. Available in the factory mi? Faktörü ne abi? Bende öyle bir şey yok ki. Ay Allah'ım yarabbim. Daha gelmemiş olduğum teknolojiyi mi buna yanlışlıkla şey yaptım? Evet abi, ikinci seviyedeymiş factory. Protezler. İyi bari siz vardınız. Bilim adamlarının notlarını bulduk. Bu büyük soğuklar çok daha kötüleşecek. Bunu yani tahmin etmişler. Bunu tahmin ediyorlar. Öyle olacağını söylemişler. Ama daha sıkıntılı olan şey ise bir anda kesilmiş olması bu gözlemlerin birkaç ay önce bundan. Ve yani gıda deposunda bir kutu bile hani konserve, kuru fasulye bile kalmamış diyeceğim kabaca. Buradan kalıcı olarak gitmiş oldukları kesin. Bu hava merkezinin çatısından Windrome'u görebiliyoruz. Take resources. Abi siz Windrome'a, sen ise coal mine'a gidiyorsun. Şehre gidin. Da patlatacağım yakında, anasını satayım.
Şimdi bu haber geldiği için bize hani terk edilmiş bir meteoroloji istasyonunun böyle bir neden terk edilmiş, biz hata mı yaptık, bak yanlış yerlere mi geldik filan falan. Bu sorun. Millet konuştukça umutları azalıyor. Evet, radikal iyileştirmeyi, radikal tedaviyle %30 oranında ampute çıkarıyorduk, yarıya düşürdük diyor. İyi bakalım, güzel. Hadi bakalım. Gelecek. 11 saat sonra da otomaton gelecek. Coal pile depleted mı? Ha o. Okay. O zaman buraya. Bunda da sadece 80 tane kalmış zaten. Tamam, birazcık siz gıda alın. Tam buradan adam eksilterek eşitleyebilirim. Haklısınız siz de. Tamper sınırsız üretiyor. O güzelmiş. Mild frostbite. Okay. Ama öyle olunca da kömür işte şey yapamıyor. Yani taşıyamıyoruz zaten kömürü. Gözüm çok kötü kaşındı. Coal mine ama ihtiyaç duymayacak anladığım kadarıyla. Taşınmaya. Sıkıntım yok ya. Sawmill upgrades, coal mining, full time shelter, drafting machines 75'e 25. Abi sanırım bu hiç eklemiyor ya. Evet, gatherer bulmamız gerekiyor bunun da yanına. Demirimiz bitti. Teknoloji ağacından ne yapabiliriz? Demirle bir şey yapamıyoruz zaten. Her şey demir istiyor. Demir istiyor, demir istiyor, demir istiyor. Demir istiyor, demir istiyor, demir istiyor. Heater'ları yapayım abi bari. O bir şey istemiyor. Boş kalmasın. Sen ne istiyorsun? Gene mi? Abi 50 bin tane medikal post yaptık artık. Hani boku çıkmış olabilir mi acaba? Beyefendi, size söylüyorum. O zaman tamam. Orası çok soğuksa daha insancıl bir yere yaparız abiciğim. Nerenin yanına yapacağım? Bunu da bilemedim ki.
Hayda. Ağaç da bitti. Aha. Geldi tipini sevdiğim. LOL. Automations. Otomatonlar birçok iş yerinde hiç insana gerekmeden bütün işi aynı şekilde yapabiliyorlar. Fabrikada üretiliyorlar ve günde 24 saat çalışıyorlar. İlk baştaki verimlilikleri %60 ama daha sonraki araştırmalarla, araştırması biten yükseltmelerle bu arttırılabiliyor. Vay be, günde 2 defa kendi jeneratörden ya da bir buhar işte kulesinden bu operasyonunu, işleyişini engellemeden recharge ediyor ve devam ediyor işine. Okay. Neredesin? Bu ne? Using automaton. Tamam. Niye göremiyorum? Ha. Dismantle. Wow. Workplace. Not assigned. Buraya atayabiliyor muyum mesela? Mesela coal mine'a atadık şu an. Güzel. Vay be. Ne güzel lan. Hoşuma gitti bak Veret. Normal saatte çalıştığında göreceğiz Anya'yı, Konya'yı da. İyi, ısındı etraf. Sana da adam atadık mı? Mis gibi olacak şimdi. İyi, kurtardık bunu. Bu otomaton iyiymiş lan yalnız. Gençler. Canmış. Kömür değil de şeye gidiyormuş, jeneratöre gidip kendisini daha sonra tamir ediyormuş diyeyim kabaca. Şimdi consumption ne? İyi abi, iyi. Bu bizi götürür. Daha sonra gerekirse tekrar yaparız zaten de. Şu yol inşaatı da biterse rahat edeceğim.
bisiklet gelmiş de haberim yok. Explore. Şehrin kenarına, köşesine, kıyısına geldik. Ama sesimiz, soluğumuz kesildi bu yıkımı gördüğümüzde. Bu resmen sadece ölüler, yani ölülerin şehri, ölü şehri haline gelmiş. Binaların birçoğu yok olmuş durumda ve jeneratör de patlamış. Vay arkadaş ya. Winterhome'un düşüşü, çöküşü. Sokaklar onlarca ölü vücutla, cesetle dolu. Şehrin günlüğü gıda ve gıda eksikliklerini, yani gıda sıkıntısını ve halkın artan umutsuzluğunu, bunun tak arkasından gelen kavgaları, isyanları ve anarşiye işte burada kendisini bırakmasını şehrin yazmış. Azalan kaynaklar için gene kavgaları ve en sonunda da, her şeyin sonunda da açlıktan ölmeleri. Son girilen cümle. Tanrı bizi affet. Ölülerimizi yemeye başladık. Hiç umudumuz kalmadı. Hassikoma ya. Okey de değil. Tek başımayız. Tek başımızayız. Siktir. Abi, siz bir geri dönün. Coal mine. Kömür madeni. Çok yakın vakti kadar operasyonel durumdaymış. Makineler çalışmıyor şu an ama bunlarla ilgili bir sıkıntı olduğunu söyleyemeyiz. Belki de yani bu maden sadece kotası doldurdu veya işte deposunu doldurmuş durumdaydı. Eğer bu makineleri sökecek olursak büyük miktarda malzeme çıkartabiliriz içinden, daha doğrusu sarf malzemesi. Şimdi iki yöntem var. Sadece saklananı al diyor. Ya da malzemeyi de al diyor. Daha sonra ileride başımıza bela açabilir. Bence şimdilik sadece malzemeyi alalım. Ve dönelim. Bu ne? Evet, Hope Falls. Tek başımızayız. Bu ne lan, millet ağlıyor. Niye Winterhome çöktü gitti? Hepimiz biz de mi burada ölüp gideceğiz? Londra'da kalmalıydık. Bunun gibi olmazdı. Korkunç. Zavallı insanlar. Onlar gibi olamaz. Olmaz. Paniklemeyin lan. Ölmedik hala. Onların hatalarını... Oha, hop, dibe vurdu. Winterhome düştü. Hepsi öldü mü? Biz burada bize yardım eden olmadan ne kadar dayanabiliriz ki? Londra'ya geri dönmemiz lazım. Burada bu donuk çölde, bu donmuş lanet olası pislik yerde bizim için bir umut yok. Winterhome'un kaderini belli olduğundan ve bunun haberi sokaklarda yayılmaya başladığından itibaren insanlar toplanmaya başlıyor. Bazıları her şeyi bırakıp Londra'ya geri kaçma peşinde. Panik yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. I must give them purpose. Onlara tutunacakları bir yara, amaç vermeliyim. Evet. Evet, onlara bir amaç vereceğim ben. Çıkarıp dalgayı masaya vurmanın vakti geldi. Çıkarıp dalgayı. Kardeş, isteyen varsa gitsin. Biz gidene kal, kalana git demedik. Şimdi sıkların gidin için soruşun. Niye Kadir inanır oldum ben? Choose our path. İnsanlar sarsılmış durumda. Korku ve çekinceyle, yani kafalarında net bir şekilde plan yok. Sarsılmış durumdalar yani bu şekilde. Hayatta kalacağımıza inanmıyorlar. Bu umutsuzluk onları saçma sapan hareketler yapmaya itebilir. Silah değil ki, paintball silahı. Tabii benim yanımda M4 var abi. Amerika'da zaten herkesin normal silahı olduğu için Türkiye'de de öyle değil mi? Bak abi ne yazıyor? Bravo One. Paintball silahı bak. Tüp girişi var.
oyuncaktır, gerçek silah değildir. We have to unite them behind the vision of future. Geleceğin vizyonu altında, yani gelecekte oluşturacağımız bir vizyon altında onları birleştirmemiz lazım. Şimdi onlara nasıl bir amaç vereceğimizi ve bu umutlarını tekrar nasıl yenileyebileceğimizi karar vermemiz lazım. Yoksa bizim de şehrimiz aynı Winterhome'u hapsetmiş ve kendini, yani Winterhome'u da götürmüş olan ve yıkmış olan bu kaosa sürüklenecek. Order and discipline. Faith. Spiritual strength. İmana mı geleceğiz, darbeye mi geleceğiz? FETÖ, Kenan Evren. FETÖ, Kenan Evren. FETÖ, Kenan. Ken FETÖ. Nasıl ya? Alkol serbest, sigara serbest, oyuncak tabanca mı yasak? Siktir peki abi. Kendileri bilirler. Komik yani. Abi order and discipline istiyorum. Neighborhood watch. Tamam, bekçiler yapacağız. Help the empathies. What? Ha, abi şu an yok ki. Bir dakika, yalnız bir yavaş yapmam lazım. Bir dakika. Şimdi bir karışıklık var zaten işin içinde. Kafam karıştı. Benim başka işlerim de vardı. Şimdi. Önce. Order. Watchtower. Nasıl yani? Nereye istiyorsun bunu abi peki sen? Affedersin. Bunu yerleşim yerlerine yakın yapacağız. Aa, bu olmadı işte. Bu olmadı işte. Neden olmadı bu? Çünkü bu insanların yaşadığı yerlere çok yakın değilim de o yüzden burada. Bir tane daha yapamıyor muyum? Ne oluyor? Şeyler var abi, hala tatmin olmayan insanlar var ve gitmek istiyorlar. Londoners. Londoncular. Beyim, çoğunluğun hani kafasına girdin ve aklını çeldin ve hani onları sözünü dinlettin ama umutlar çok zayıf. 15 gün içerisinde Londra'ya yola çıkmak istiyorlar. Burada fikrinizi değiştirmek için de buraya geldiler. Bizi böyle düzen mi kurtaracakmış? Saçmalama. What are we going to orderly decide who is first? Ha, yani düzen olacak diye ilk kim yiyecek, ilk kim ölecek onu mu seçecekmişiz? Eğer Londra'ya ulaşamazsak aynı Winterhome gibi olur sonumuz. Abicim git ve bir Snickers ye, rahatla, tamam mı? ...15 gün içinde gitmeye çalışacaklar olacak diyor. Başkalarını da yanlarına katmak isteyecekler. Burada da şeylerinden beslenecekler. Discontentlerinden, huzursuzluklarından beslenecekler. Bunu düşük tutmanız lazım diyor. Korkudan insanlar saçma sapan ve umutsuzca hareketler yapabilir. Burada barışı koruman, insanlara umut vermen ve bu huzursuzluklarını kontrol altına alarak şehri güvenli bir şekilde bu yükselmekte olan sosyal krizin avucundan, elinden kurtarman lazım. Ulan ne çeviriyorum be. Ha, çevirmenlik yapıyorum ben zaten. Londoners, tendency. Many people mı? Tamam. Remaining 14. Ha, bir dakika. Hasan'cım. Merhaba canım. 8 aydasın. Selams. Tekrar hoş geldin bebeğim. Ya evet, onu yapmak istiyorum zaten. Benim amacım oydu. Şu fabrika için şeyi yapmam lazım ama önce ona da anladığım kadarıyla drafting machines'i yapmam lazım. 75'e 25. 10'a 3. Hani 80 tane steam core'la geliyor. Bu da kömürle geliyor. Hiçbiri bir şeyle gelmiyor ki, anasını sattığımın heriflerin.
Sıçtık şu an. Abi şu heaterları çalıştırayım ben. Heater is on. Heater is on. Sen bir heater yap abi. Heater is on. Bir dakika, ben bir de Watch Tower'a da mı adam atamak zorundayım? Allah! Allah, Allah, Allah! Sıçış. Kömür üstünü mü sökecektim? Bunu mu? Niye? Order üzerine rushlayıp sıkı yönetim ilan ediyorsun, o falan yalan oluyor. Doğrudur abi. Ben de zaten darbeciyi hissettim yani orada, bir darbecilik olayını. Ama draft machine yapmadıktan sonra ben ne yapacağım ki? Artık param şeyim de yok yani, bunlara yetecek. Abicim, works out filan değil. Siz eşşoğul eşekler gibi çalışacaksınız. Acil durum. Gıda durumumuz nedir Genco? Ah, gıda sıkıntısı da başlayacak birazdan. Gerek yok tabi. Sağdaki post iş yapmıyor. Bunu biliyorum da işte ihtiyacı yok. Benim asıl şuradaki adamları biraz çalıştırmam lazım. Saatte 4 tane. No gatherable resources in range mi? Araştırmanın boş durmasının nedeni var abi. Drafting machines yapmam lazım ki factory basayım daha sonra. Ya, ikinci seviyedekilerden birine basmak istemiyorum. Sewing mill upgrade mi yapsam aslında ya? %100 research rate. Hadi öyle yapalım bari. Ya şimdi hangisini daha hızlı şey yapmam lazım ondan da emin olamadım ama galiba steel'da sıçacağız biz. Bunlardan da bir tanesi dönüyorken yanında demir getireydi iyiydi. Steam core falan getiriyor sadece bu. Ben sanırım bir tane daha steelworks yapacağım bu nedenle. 9 dakika insanlar geliyor en azından. Onları... Allah, 9 dakika insanlar mı geliyor? Bir saniye abi, o zaman sıkıntı var.
Abi gene ha artıyormuş, tamam pardon. Burada ne oluyor? Survivors geldi, tamam. Bir tane daha şey yapmak istiyorum aslında. Care House değil de Food'da Cook House yapmak istiyorum. Yok. Hot House yapmak istiyorum. Korum yok şu an. Bu oyunun amacı abi, şehir donuyor. Bir şeyler olmuş dünyada. Güneşin etkisi azalmış durumda. Hava kapatmış durumda. Matrix gibi düşünün yani. Biraz aslında. Donuyor dünya. Yani bir buzul çağına giriyor. Buzul çağında da büyük şehirlerden kaçan insanlar etrafta farklı topluluklar oluşturmaya başlamış. Ve jeneratörler kuruyorlar ve etrafını yaşamaya ve kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Şu an içinde bulunduğumuz durum bu. Burada ne yapacağımızı bulmaya, keşfetmeye çalışıyoruz. Etrafa gözcüler yolluyoruz. Ve bunları burada çözmeye çalışıyoruz. Aslında şuraya niye yapamıyorum ben şu Watchtower'ı? Şurada efsane olurdu bu. İnsanları daha da evinden ettim. Evet biliyorum ama. Orada. Okey. Join the Londoners. Tamam abi, onu halledeceğim. Çözeceğiz onu, merak etme. V'ye basınca tüm gider gelirleri görebiliyorum, okey. Daily gain. Coal gain. Coal balance iyi. Soğuma 2 gün sonra geliyor. Bir seviye düşecek. 13. gündeyiz. Şurayı yıktım çünkü bir işim var seninle. Acaba olmuyor muymuş? Denemek zorundaydım abi. Olmuyormuş ya. Burada yıkamam ki. Dur, iptal et onu. Ben bunu yapayım abi buraya, Watchtower'ı. Bir tane tanıtı yapacağım, merak etmeyin. Sonrakinde artık basabileceğim bunu. Güzel. ...14 saat sonra. Tamam, onlara nasıl katı davranacağım abi? Yapabildiğim kadar Watchtower yapıyorum, daha ne yapayım? Almost all of our people diyor yani. Daha ne olabilir ki zaten? Bir de Watchtower'a bakalım abi.
Abi oyuna çok kısa sürede gelir. Ben bile çevirirdim normalde işim gücüm olmasa da. Buna herhalde bir aya falan gelir birileri o boku yer yani. Ama ben iş olarak yaptığım için bunu çevirmemi beklemeyin benden. Öyle bir talepte bulundunuz demiyorum da çevrilmeyecek bir şey değil. Güzel güzel çevrilir. Bir dakika ya. 10 kişi aç. 6 kişi evsiz. Abi o zaman hemen bir ev yapalım. Ve bir Steam Hub da yapalım şu arkadaşlara. 2 tane hatta. 20 steel istiyorsun ama yapacağımız bir şey yok abi. Gerekiyor. Bir tane de buraya gerekiyor. Hub. Evet, bir tane de buraya gerekiyor kesinlikle. Ne kadar kaldı? Gerçi şunu bekletmem lazım ikincisini. Team ne ya? Hay Allah'ım ya Rabbim. Hadi sen buraya git. Bu ne Winter Home? 150 Wood. Snow Cliff. Burada yüksek bir yani kar uçurum var diyor. İçinde çok büyük bir delik var diyor ve burada yaşayanlar olduğunu görebiliyoruz. Tek başına birisinin olduğunu, içeride bir şeylerle uğraştığını görebiliyoruz diyor. Okey. Evet, onlar geldi. Onlar geliyor. Bakalım göreceğiz. Outpost ekibi herhalde şeyde var. Beacon'la alakalı değildir de. Sana ne oldu? Bu ne lan? Time Intervention. Efendim, bir çocuk jeneratöre tırmandı, kayıp düştü ama Allah'tan biz buradaydık. Yakınlarda devreye geziyorduk da yakaladık. Daha sonra annesini geri götürdü ve ikisini de iyi bir sertçe bir şekilde konuştu. Yani bu eğer hani nöbetçilerimizden biri olmasaydı, bekçilerimizden biri yakalamasaydı ayağı kırılabilir ya da çok daha kötüsü olabilirdi. Komşu da yorumladı. We are lucky to have them. Evet arkadaşlar, bugünkü Frostpunk postasından İkinci sayfa haberleri. Çocuk kurtarıldı. Bu şeye mi yetişemiyor acaba? Günde 24 tane meal. Cookhouse yapacağız galiba abi bir tane daha. Oraya yaklaşamayacağım tabii. Derecelerde çok zorlanacağım. Abi daha 13. gündeyim ya. 45 günde bitmiyor mu zaten bu? Daha çok yolumuz var galiba. Kesinlikle zorlanırım, eminim ondan da. Bu arada şükür. -30'da iyi idare ediyorlar. Aslında sadece yani burasında. Peki bir şey soracağım. Ben buna benim ekspedisyoncuları yollasam, yıkıp yağmalasalar, benim ihtiyacım olacak mı bu kadar 800 kola? Herhalde olacak abi ya. Şu soğuk günler gelince.
Gerek yok mu Kukaus'a? İyi abi. O zaman niye bu peki şey? Gene mi o kadar eksiğim yani? O zaman Hothouse yapacağız bir tane. Şu gelsin de. Siz de gidin abi şuraya. Çok işçi çalıştırıyor bu avevileri. Efficiency şey. Sıkıntı da. Hope yükselmeye çalışıyor yavaş yavaş. Niye storage'ı doluyor gene? Ha, şey storage'ı doluyor. Total storage'ı doluyor. Okay. Seni çalıştırmam o zaman şu an. Sizi de sağa sola atarım yani. Değil mi? Atabiliyor muyum? Şeyi atarım ya. Şu yeni yapılacak. Hata olsa gömerim sizi. Yemek yaparsınız. Çözüm çözümdür abi. Stok kömür dolmuş hakikaten. Kendini şarj ediyor bu arada. Şu fabrikayı yapayım da amputeler, 17 tane ampute var. Bunlar çalışır hale gelsin artık. Bir dakika. Adaptation and purpose. Vay. Morning gathering. Guard stations. Break up protests. Propaganda center. Prison. Oha! Vay! Nice. Formunu falan bir yapayım ama ben önce. Abi, hapishane yaparsak gömerim ben. Gömerim Silivri'ye herkesi. Girin lan. İçeride de incik boncuk yapın, daha sonra diğer yan şehirlere satarız onları. Hayvan herifler. Her sabah bir toplanın bakayım. Listen everyone. New law is signed. Her sabah İstiklal Marşı ve Ne Mutlu Türk'üm diyeyle. Allah, şeyciler de başladı. Devrimci sosyalist kardeşlerimiz başladı arkadaşlar. İşte böyle böyle oluyor. Polis devleti. Hepinizin ağzınızı sıçacağım oğlum. Ulan hayatınızı kurtarmaya çalışıyorum lan ben. 3 çocuk. 3 çocuk olacak. 3. 2 tanesi zaten anne baba, yarın 3.'yü de yatacağız, jeneratörde yakacağız. Tütsü gezdirip farklı. Evet, sakinleşin. Yapsam marihuana yetiştirip dayardım kubarı bunlara da. O da yöntem.
Cookhouse senin gibi ben. Londoners'a niye bu kadar şey oldu lan? We have to do something. Sürekli bir löle yapıyor yalnız bunlar. Crafting machines researched. Nice. Steam Coal Tamper mı? Onu yıkıp bunu mu yapacağım yerine bir de? Coal Mining Optimization %10 Efficiency Charcoal Kiln. Tamam. Abi önce Brute Heaters. Bu da güzelmiş. Lighter Scout Sled mi? Oo. Abi şimdi fabrika mı yapayım? Neyse dur, daha ötekilerine bile görmedim ki ne geliyor. Hot House Insulation. Aa, mantolama, dış mantolama geldi arkadaşlar. İz hocam. Okay, Hunting Tactics. Aa, oha, -5 adam. Hayvanlıktan hangar mı? Oha, daha taşşaklı bir hunter'cı. Tamam lan, alacağım. Healthcare Insulation. Vay 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 vay. Abi bu iyiymiş ama. Bu hoşuma gitti benim. Bankhouse'u tentlerin üzerine yapabiliyor muyum? Nice. Abi önce Flying Hunters. Şimdi yemek sıkıntımız var değil mi? Ucundan. Ama şu an ucuna Hot House'la bunu çözeceğiz. Daha doğrusu çözdük mü? Çözmüşüz zaten. Tamam. Abi o zaman bir saniye. Ben faktörümü yapayım. Şu amputeleri bir işe almaya başlayalım. Eli kolu tutsunlar. Engelli kadrosundan da devlet dairelerini atayalım. Rahat rahat. Bundan sonra sosyal devletin adım adım gelişme sürecini izleyelim arkadaşlar. Birlikte bu doğrultuda bu donuk gezegeni, bu donuk diyarları hep birlikte yükselteceğiz. Susun lan, ne oluyor? Tamam. Güzel. Hope artıyor. Yükseltmeleri üstüne yapabiliyorum. Güzel. Abi niye 3 tane sick absence var ki? Anlamadım ben kimse. In treatment. Peki. Yakında donmaya başlayacağız gençler. İyice kendimi kaptırdım ben buna. Şimdi çat diye ölüyormuşuz. İyice kaptırdım ya. Diktatör oldum lan. Benden dinci olur mu? Şey yapacağım. Hoparlörleri koyup. Sarı hem helasil, haji hem bera, hazi hem berakil, azi hem bera, halay halaki. Amerikan kampı. Bir tek yaşayan adam bile kalmamış kampta. Emaciated bodies. Emaciated herhalde takım taklavat olmuş. Merak ettim. Zayıflamış. Zayıflayıp bir dal kemik kalmış. Kuru dal kemik kalmış. Sap gibi kalmış. Şey var diyor. Bir sürü vücutlar var diyor. Şaşırtıcı bir şekilde Allah Allah, birçoğu protezli amputelermiş. E protezleri söküp alalım.
Amerikan kampında bolca malzeme vardı. Ama hiç gıda kalmamıştı. Yani açlıktan ölen daha fazla insan bulmaya başladık çadırlar arasında gezdikçe. Birçoğu oldukça eskimiş, yani nasıl diyeyim size, yani eskimiş, zorlanmış olsa da veya hani kötü durumda olsa da bu sofistike yapay uzuvlar üzerinde bir tane şirketin sembolü var. Tesla Manufacturing mi? Ulan Elon Musk. Yani yapabileceğimiz tek şey onları gömüp bu malzemeleri, bu donanımları almak. Temporary Settlement. 69 tane. Hadi abi geri gel. Tamam. İyidir. Bu ne? Temporary Settlement. Sen buraya da git ama ya. Hazır oraya kadar gitmişsin. Hazır oraya da gitmişsin. Gene kömür sıçmaya başladık arkadaş. Aslında bir gün sonra şey var. Şunu ben bir upgrade'lesem de biraz rahatlasam. Heating'de. Generator range upgrade. Bunu ikisine yapmak lazım. Workshop yaptıkça bunun hızı artıyor değil mi? Research rate tabii ki artıyormuş. Soruya bak. Odunlarım bitmeden drill yapayım, tamam abi. Daha var odunum ya. 700'deyim ama teşekkürler. Şuraya bir yere yapacağım. Haklısın yani. Onu da bir araştırmam gerekiyordu değil mi drill için? Wall drill. Aynen. Onu da aradan çıkartırım. Kömür bayağı sıkıntı galiba çünkü odun kömürü tesisi de var. Artık yani yok outpost yap, oradan odun kömürü getir. Buradan şunu al. Burada ne oluyor? Storage near capacity. Tamam, o ayrı bir şey. Dört tane en fazla %60, %160 oluyor. İyi tamam. Bir tane daha yapmış olayım da. Bunda zaten sadece mühendis çalışıyor. Okey. Oradan da insan gelecek yalnız. Şimdi oradan insan geldiği zaman benim gene gıda yapmam lazım. Benim gene tente yapmam lazım. Çadır yapmam lazım. Bunlar hep teknoloji gençler. Bunlar hep teknoloji. Bunlar hep sıkıntı. 2 saat. Ne diyorsun lan? Aa evet, kanun çıkartayım ya. Pardon. Formunu merak ediyordum. Oo, ustabaşı. Foreman aslında ustabaşı demek değil. Foreman süpervizör gibi bir şey. Foreman işte diye biz diyoruz ya. Ustabaşıymış aslında. Foreman diyor bizimkiler daha çok. Çünkü farklı farklı yerlere yapabildiğim için. Foreman'ı ben bir yapayım. Acil durumda dayarım çünkü bir yere. Abi tamam, onu da yapacağım. Allah kahretsin, onu da yapacağım ya. Her şeyi yapacağım. Onu da yap, bunu da yap. Evet, bir yerden mühendis çekmemiz lazım. Mühendis. Sizden mühendis çekeceğiz beyefendi. Şu sizden de insan çekeceğiz. Abi şu şeyi yapmam lazım bir de. Sırf mühendis çalıştırıyormuş burada. Lol. Okey. Bir yerden işçi çekmem lazım. Senden abi işçi çekiyorum artık. Araştırma istemiyor muydu? Şaka yapıyorsun. Yo, istiyordu.
Ha, Allah kahretmesin. Doğru. Çünkü şey vardı değil mi? Resource post, pardon. Resource depo vardı. Hep benim kafamı karıştırıyorsunuz abi. Peki başka resource depom yok mu benim? Aa. Yokmuş ya lan. Bu ne lan? Foreman. Foreman'i buna yolluyorum böyle. Payoplay'a gel. Birazdan bokumuz donmaya başlayacak gençler. Ama oyunda sıçmadım henüz ya. Şaşırttı o beni. Ben normalde bir başında bunlarda patlarım yani. Görüşürüz Hasan'cığım. Bu otomaton güzel oldu ama. Sen de şu faktörü bitir artık kardeş. Başka resource deposu da mı yapabiliyorum? Aha tek bir tane. E saçmaymış bu. Oğlum Londoner niye artıyor? Hope artıyor. Discomfort gidiyor. Da, ne yapacağım daha? Kırmızı ledli. Yap. Güzel. Birazdan donmaya başlayacağız. Oğlum eksi 150 nedir bu arada? Eksi 150'de yaşayamazsın ki. Öyle bir şey yok. Neredesiniz? Siz buradan kesin insan getireceksiniz bana. Evet. Burası terk edilmişe benziyor. Tamamen bomboş olan ufak yani şeyden kulübeler, ağaçtan kulübelerden oluşuyormuş. Merkezinde ise böyle dik bir taş duruyor diyor. Okey. Bir dikit var yani. Dikitin üzerinde de Ruffled plain face ama honest ruffled ha. Hafif eğimli yüzünde ise birisi şunları yazmış. Tanrı ilerleme uğruna hayatta hani iyi gelecekte elde edeceklerini yapacakları uğruna insan hayatlarını kurban etmiş olan bu dahiyi affetsin. Çünkü biz affedemiyoruz. Tesla City'nin sürgünleri mi diyeyim? Tesla City'den sürülmüşler. Bu anıta dokunmayacağız ama en azından kulübeleri odun için hani sökelim diyoruz. Old Colony. Git abi buraya. Hop %65 olunca azalmaya başlıyor. Peki abi. Hop'un artması zor ama bu kadar. Kolay değil ki bu olay. Etrafı ısıtmaya başlamam lazım benim.
Nasıl yani? Teslesi de önemlidir eminim. Fabrikayı bir inşa edebiliyor muyuz peki? Yoksa eşek gibi steel mi istiyor? Tabii ki steel istiyor eşek. Bu steel bana sorun olacak. Bana sorun olacak. Bu ne? Oh fuck. Really, nigga? Sınıyor lan. Nice. İşte bu. Bana bunlarla gel. Bana insanın içini ısıtan hamlelerle gel. Steam Hub niye yapamıyorum? Gene steel yok çünkü. Kahretmesin. Engineers. Abi siz buradan bir eksilin bakayım. Acilen buraya şey yapmam lazım. Automatons. Şuradan adam eksiltmem lazım. Aslında burada iki tane kalsın da ben bir yerden iki tane mühendis çalayım. Nereden çalabilirim? Şu da var mı? O çıtağı var. Burada bir sadece bir tane varmış zaten. Kanun. Her yaştan insan kabul edilir Kemal'cim, evet. Önemli olan isteğin. İlla kurtarmak demek depremde bir şey enkazın altına girip bir şey yapacaksın demek değil zaten. O yüzden kafan rahat olsun, ben sana söyleyeyim. Peki seçmek zorunda olduklarında bizi mi koruyacaklar, liderimizi mi? Saklayacak bir şey yoksa korkacak bir şey de yok yeğenim ya. Yapmış. Nice. Şu amputeleri işe alıp bak oradan adam bulacağız. İyi. En azından öyle şey yapabilirim. Liderimiz Osman'a bu güzel gün için teşekkür ederim, iyiymiş. Bu ne? Niye? No gatherable resources in range. Aa doğru tabi. Siktir, sadece görüyor. He. Dur TS'ye gideyim de. Şu adama bir diyeyim. Ben başka oyundayım diye. Aa. Abi GT 1030 aldım. Watt ortografide açması lazım 1030'un benim bildiğim ortada.
Halk isyan ederse beni asarlar ha. Tamam abi, isyan edecek gibi durmuyor ki şu an kimse. Tabii canım, buradan adam çeksene sen. Call Tamper. Hadi Call Tamper'a adam basalım artık. Ama şöyle olacak. Sana 4 tane basacağız. Sana da 4 tane basacağız ki topla. 14 saatte. Oy! Oha! Okey, anladım. Sıkıntınızı anladım beyefendi. O zaman bir coal mine daha mı yapacağım ben? Ama o zaman şey yapamam. Bir tane bunu tutayım ben şimdi. Şimdi Tamper'a basayım abi. Bu ne? Sonsuza kadar yap olayım bu. Totalde 10 tane yapsınlar abi. Evet. Sürgün kolonisine geldiler. Sert kardan yapılmış tuğlalarla oluşturulmuş birçok kar sığınağı. Bitmiş yani, daha yanıp sönmüş kamp ateşlerinin etrafına dağılmış durumda yani. Bunu, kamp ateşlerinin etrafında bir sürü böyle kar sığınağı var, düzgün bir şekilde yapılmış. Ama kolonin üzerinde bir ölüm sessizliği var. Aha! Bu sürünmüş insanlardan bazıları hayatta ama yani ucu ucuna. Onları şehre geri getirmeye çalışabiliriz ama birçoğu yolda da ölebilir. Ölen, yani ölmek üzere olanlardan bir tanesi tam böyle göğsünün üzerinde bir günlük tutuyordu. En son buraya yazmış olduğu cümleyi okuduğumuzda Tesla şehrinden sürüldük. Yakıtımız ve yemeğimiz bitiyor. Yardım için en güçlülerimizi yolladık. Onlar bizim son umudumuz. Korkarım ki bunlar bu zavallı Yankilerdi, hani cesetlerini bulmuş olduğumuz. Abi eskort edeceğiz. Oha! Soy da var. Abi sizle birlikte dönelim biz. Onlara henüz daha doğruyu söyleyemedik diyor yani, arkadaşlarını bulduğumuza dair. Tamam, sen geri dön abicim. Kaç gün? Bir gün 3 saat sürecek. Okey. Tamam. Tamam. Abi çalışın lütfen 24 saat. Adam lazım, adam, adam. TS'ye mi geleyim? Gelirik. Arda arda yapabiliyor muyum ki ben? Resource. Order. Guard station. Wow. Et bakalım işe. Let's go back. Yüzbaşım, birisi duvarların üzerinde veya kaptan, bekçi kaptan da olabilir burada, bilmiyorum. Duvarlara böyle grafiti yapmışlar. Faşo Aga yazmışlar. Şehrimize gelecek laneti bildiren Faşo Aga yazmışlar. Bu çok can sıkıcı. Şimdiden zaten insanlar Winterhome'la aynı kaderi paylaşacağımızdan korkuyor. Ve korkan akıllar, korkan zihinler en ufak böyle bir itişte bile, en ufak bir dokunuşta bile bir anda yollarından sapabilirler. Tabii ki sen Watchman abi. Londoners Vandalism. Tek yol devrim yazmışlar oğlum herifler sağa sola.
Sıcaklık durumumuz nedir abi? Fena değil. İnsanlar geneliniz livable yani, evet. Yaşanabilir bir durumdalar. Da kömürle ilgili sıkıntım başlıyor benim. Londoner'da daha da insan katıldı ha. Let's march to work. Oha yalnız kulelere bak. Fezaya ulaşıyor. Scud füzesi gibi oldunuz mübarek. Maşallah maşallah. Ben herhalde bu Hope için yürümek zorundayım abi order'dan hala. Patrol falan yapalım. Devriye görevleri. Propaganda merkezi. İşte bu. Osman tektir. Osman'a karşı gelen foşiktir. Osman karı hoplatır, sıcaklığı evlere salar. Discontent will rise. Okay. Propaganda bülteni. Ne durumdayız abi şeyde, kömürde? Niye böyle oldu şimdi bu olay? Allah Allah. Garipmiş. Okey, en azından düşürebiliyorum. Abi, şu şeyi yapayım ben. Wall drill'i mi? Ya da dur daha ona gerek yok. Şu resource'lardan şeyi azaltmam lazım benim. Food the hunting tactics'ten mi? Aynen. İhtiyacım yokmuş, evet. Consumption'da böyle şey kurtarabiliyorum. Ama level 2'ye getirmem lazım benim bunu. Anladım şu an ben sizin dediğiniz şey olayını. Sıkıntı büyük. Amputeleri ha. Çalıştıracağım yer lazım bana. Güzel. Güzel, işe yarıyor. İtalyanları oynamadım abi. Bir evsiz. Ampute geri geldi. Evsiz mi kaldı bir de bunlar? Bak o da komikmiş. Nasıl ya? Saat diyor. Size ne oldu? Exemplary behavior. İyi güzel. Tamam iyi çalışmışlar. Peki iyi çalıştın abi. Okay. Yalnız 6 saatim kaldığı için benim bunu kısmam gerekiyor şu an. Ve o ikinci kolu da yapmam gerekiyor. Coal tamper'ı değil ama coal mine'ı. 25'e 10.
Sen bir dur bakayım ya. Sen niye durdun? Production queue empty. Tamam, anlıyorum abi. Biz hatta bir şunları eksiltir bakayım. Ah pardon, scout kaldı değil mi? Pardon, doğru. Küçük bir daire, küçük bir çembere açılıyormuş içerideki bu karın içindeki yamacın, yamaçtaki delik. Burada yaşayan biri var ama uzaktan görmüş olduğumuz bu insan figürü kaybolmuş durumda. Belki de Winterholm'un hayatta kalan, Winterholm'da daha sonra hayatta kalan tek kişi olabilir diyor. Bu uzaktan gördüğümüz adamı bulamadık ama bu deliğe baktığımızda Winterholm'dan kaçmış olan bir bilim adamının günlüğünü bulduk. Bu artçıktan ölmeye başlayan şehir kaosa sürüklendiğinde lideri, bir ordu yüzbaşı veya ordu, evet yüzbaşı olan lideri kendisini kesin lider, yani ruhani diyeceğim artık da, nihai lideri olarak, tek lideri olarak, başkomutanı olarak atamış durumdaydı. Şiddet kullanarak ve kaba kuvvetle düzen getirmeye çalıştı. Bir sürü insan, yani insanların çoğu bundan rahatsız olarak Avrupa'ya, Avrupa'ya kaçtı. Laikler kaçmış arkadaşlar. Diğerlerinin çoğu da ona karşı isyan etti. Okay. Take resources, yemek, bilmem ne. Freshwater Springs. Suyun üzerinde güneşin yansımalarını görebiliyoruz. Buradaki, hani bu da bize hala burada tatlı su kaynaklarının hani ulaşılabilir olduğunu gösteriyor diyor. Peki abi, git. Saat de 36. Sen sadece 24. Abi gathering post daha yapmam lazım benim. Ampute sayısı azalıyor. Rest time. Work is done for the day. Güzel, yaz 37 tane olmuş landanır. Bunlar giderse sıkıntı büyük. Beyin göçü olmuş hakikaten şehirden. Fırtına gelecek. Fırtınanın henüz bir şeyi yok. Tabii benim daha kömürüm mömürüm de yok. Sayısı. Sasha, 9 ay oldu ya. Sağ ol. Inoperatif. Amputeleri iyileştiriyorduk hani. Ne oldu gençler? Amputsuz kaldık. İnsan lazım, insan. Kaç kişiyle geliyor abi? 36 kişiyle mi geliyor? Uh-oh. Okay. Anam, odunun da bitti. Okey.
Gene bir tane daha almış. Gene bunları durdurmak lazım abi. Hop düşüp duruyor. Ne oldu lan? Watch members beaten mı? Oha dövmüşler lan grafitileri silen adamları. Ağzınızı yüzünüzü kırarım sizin. Ha, burada geyserler varmış. Okay. Buradaki kayaların üzerinde de böyle yeşil şeyler, hani yosunlar, kaya yosunları falan oluşmuş durumda. Saklanacak güzel bir yere benziyor diyor. Windrome'dan kaçmış olan bazı böyle mültecileri bulmuş olduk diyor. Çok kötü durumda gözüküyorlar ve yani şehirlerinin kaderi onları dağıtmış durumda. Onları aç kalmaktan kurt neyi, yani niye aç kalmadıklarını ve ölmediklerini sorduğumuzda ise bize cevap vermeyip kafalarını çeviriyorlardı ve bu lichenları, yani işte aynen yosunları yemekten bahsediyorlar. Ha, TS'la diyor, doğru. TS'ye geleyim. Niye TS'ye çağırıyor ki? Efendim yavrum. Scout. Safely, safely, safely. Bunlar da mı gelsin? Ya da Nasıl? yollayayım bunları ya. Yakında başka bir yer daha buldum çünkü. Yaz geldi, sen kış oyunları oynuyorsun. Bana ne lan? Dreadnought Landing. Vay Dreadnought, bayağı zırhlı bulduk. Donuk bir kıyının, yani donuk bir koyun kıyısında devasa bir geminin hatları belli oluyor. Geniş bir böyle hani kırılmış buzludan oluşan geniş bir hat ona batıdan batı kısmından doğru, batı yönden doğru ulaşmamızı sağlayacak diyor. Öyle bir yol varmış, görüyorlarmış. Şimdi bir Oyunun dakika. zaman dilimi gerçekçi mi yoksa kendine göre bir zaman dilimi Zaman mi dilimi var? gerçekçi, yani ne demek o? Yani şimdi mesela orada 2 de 3 saat dedi. O 2 gün 3 saat real bizim zamanımızda mı yoksa oyunun kendi bir Oyunun zamanı kendi zamanında canım hemen geçiyor. Şu an 17. güne geldim. Şimdi bir dakika. Nereden buldun bunu? Nereden sardın? Abi This War of Mine var ya. O. Onların şeyi. Güzel. Kaç kişi evsiz kaldı şu an? Dur şu evler bitsin de. Prison patrol. Patrol, patrol, patrol. Propaganda merkezi mi yapayım ben ya? Hadi propaganda merkezi yapalım. Bayağı büyük ha. Güzel. Sevdim ben bu işi. Kaç evsiz var? Kaç tane şey yapabilirim burada? Steam Hub. Şeyde niye sıkıntımız var hala ya kolda?
Hunting Tactics Researched. O zaman boşa bir sürü adam çıktı şu an. Bir dakika. Installation mı yapacağız? Ne yapacağız? Resource. Steam Coal Tamper. Coal Mining Optimization. Hangisi daha önemli? Four Gathering Post'a yeterli bir şekilde diyor. Oo. Ciddi soğuk geliyor 4 gün sonra. Ne oluyor lan propaganda merkezinde? Evet. Bu yapıları oluşturmak için kaynak tam işte odundu bir şeydi ve metal kullanıyorsun. Geldi diyor. Hülocular başladı. Şuralardan bazılarından mühendis eksiltelim. Yine bazı yerlerde mühendis var çünkü. Skill'leri vardı daha skill göremedim. Ha. Tamam. Dört kişi aç. Yemek yapacağız. Bu ne lan bu kadar fazla mühendise ne gerek var burada? O zaman yemek yapacağız arkadaşlar. Evet ne buldunuz? Bir haç işareti varmış buradaki. Bazı ağaçlarda. Etraflarında da dağılmış şeyler görmedik. Kemikler var. Bu haçlarla çevrili, daha doğrusu haçlarla işaretli ağaçların etrafında gezinirken birbirlerine yakın böyle şeyler, zemine yakın mezarlar bulduk. Ölü vücutların çoğundaki büyük kaslar, yani kasların büyük olan kısımları yok ve bazı kemiklerde kesilmişe benziyor bazı kesici bir aletle. Belli ki cesetlerin yenilebilir kısımları sıyrılıp alınmış. Yani bu o fresh water yani taze su kaynağındaki kaplıcalarındaki insanların nasıl ölmediklerini böyle anlamış olduk. Buradaki mezarları olduğu gibi bırakacağız ama odun almak için bu ağaçları kesebiliriz diyor. Haklısın sen de. Abi şurada tut cave'e de gidin siz. Ne diyor? Production queue empty. Abi şu an bir ihtiyacım yok galiba buna ya. Kaç tane ampute var? 5 tane yapayım. Tamam. Food için bir hunter hat yapayım ama. Gene. Biraz kömür birikmeye başladı en sonunda. Ev yapacağım abi evet yapacağım.
On food rations. Ha, formun bastığım zaman böyle oluyor. Anladım şimdi. Adam fazlam var. 30 tane de evsizim var. 30 tane evsiz hoş değil. Sat. Ha. Abi sanırım bir tane daha şey yapmam gerekecek ya, Hot House. Ama bunu da upgrade etmek istiyorum artık. Size ne oldu? Cold Homes. Let's eat some homes. Peki abi. $25 Abi yapalım o zaman. Let's eat all homes. Range'i de arttıralım abi. Ne olacak? Bitecek mi hemen? Saat sonra bitiyor diyor. Abi tamam, arttırırız ya. Tamper var, şey var. Bir kömür daha. Buradaki kömürleri alsak. Şunlara siz bir saldırın abi. Şunu, geri kalanları da bir alın. Son kaynakları bir kullanalım. Ne kadar ağaç var? 450. Hala idare eder o. Size de formun bastık. Okey. Saatte 14, saatte 16. Niye bu kadar yavaş? Otomaton çünkü efficiency düşüktü. Base efficiency. Tamam. Bir ev daha yapmam gerekiyor galiba. Discontent'i düzelteceğiz abi. Çok soğuk olacak. Daha soğuğa biraz var. İki tane yapıp full kömür çıkarttırırım da. Çünkü kömürler zaten bitti buradaki. Başka kömürüm var mı? Ha, bir tane daha varmış. Okey. Steelworks. Nereden çıktı Steelworks ya? Coal Tamper. Aslında Coal Tamper yapayım abi. Şimdi Steam Core kullanmak istemiyorum. Adamım da var nasıl olsa. Değil mi? Böyle mi yapsak? Hadi şuraya koyayım. Bir tane de ev yapalım gene buraya. Okay. Discontent azaldı. Hope artıyor. Tendency. Bir ampute daha çıktı. İlk yaptığımı da yükselteceğim de. Yapmadım ki o binayı. Yaptım mı? Steam Cold Amper yapmışım ya. Doğru diyorsun. Ulan nasıl unuttum ben onu yaptığımı?
oldu? Bir tane şu an hastamız var. İnsanlar bekçilere, nöbetçilere destekliyor. Artık İngiliz şey Londoncuların Londracıların sloganlarına takılmıyorlar diyor. Hatta bazıları sıcak çorba falan getirmeye başladı. Hey be. Hepimiz kardeşiz. Ay bu kadar soğukta gezmeleri çok canımızı yaktı. Niye sloganlarla rahatsız ediyoruz? Polisler de bizim kardeşimiz. Diğerleri lanet tutuyor kaka. Hello. Discontent bitti lan. Yalnız 3 tane sick var. Gene sick oldu galiba. Bu sick olayı şeyden mi kaynaklanıyor? Burada mesela insanlar var şu an. Patients. Şu an şeyi göremeyen, tedavi göremeyen hastalar galiba bunlar. Anladığım kadarıyla. İnsanların umudu yükseliyor. İlk defa Londralılar kimseyi yani kendi şeylerine katamadılar. Davalarına katamamış oldular. Winterhome'un şokunu atlatmaya başladı insanlar ve geleceğe daha bir umutla bakıyorlar artık. Hadi bakalım. Evlerle ilgili bir sıkıntım yok galiba. Heh, bankhouse olayı bitti. Yavaş yavaş başlayalım abi. Tabi o kadar hayvan gibi şimdi basarsak hoş olmadı bu. Hadi bakayım inşa edin inşa edin fazla konuşmayın. İşte ısıtıcı koyuyorum. Set. Tamam onu anladık da. Overdrive'da işim yok benim ya. Oo bak bu iyiymiş. Daha az yakacak ama dur daha farklı bir şey mi ben buldum burada? Optimization, food shelter, hot house insulation, healthcare insulation, cook house insulation, heating.
bunu ben yapayım ya. Bu ağız yakması önemli bir şey. Steam Hub'ı geliştireceğim abi. Önce bir ağız yaksın da bu. Kaç adamım var? Sağ tarafta görüyorum dediniz. Okay. Bot yok arkadaşlar, bunu oynuyoruz. Bot yok mu? Evet. Neden yok? Abi ne yazık ki olmadı ya, yapamadık ya. Nesini yapamadın? İşte yapamadık botu. Yapamadık botu. Hadi bir ara ver de. He? Gel hadi değiştir. Ha yok, başka bir şey oynamayacağım lan, yemek yiyeceğim. Yalnız mısın? Hı hı. PUBG oynamayayım. Nerede hanım da? Hanım gitti ya, 4 gün yok abi. Nereye gitti? Çandarlı'ya gitti. Çandarlı mı? Hı hı. Baba, anne baba orada da. Sırf steel bit... Aa, benim şey yapmam lazım lan. Siktir. Aa, şu duvar delen, gönül çelenden yapmam lazım. Ama onun da upgrade'ini yapmam lazım tabii önce. Ah, wall drill. Tabii canım. Propaganda dağıtalım. Dağıtamıyoruz. Çocukların saklanma şeyine, sığınağına geldik. Mintrom'dan buradan tahliye edilmiş çocukların, çocuklar için bir sığınak, bir kaçış yeri olmuş buradaki mağara. Burada hiç hayatta kalan büyük ve yetişkin biri yok. Çocuklarla konuşup onları şehrimize götürmeliyiz. Buradaki çocuklarla konuştuk. Bir akşam öğretmenlerinin ve bazı avcıların onları buradan, Windrome'dan alıp buraya getirdiklerini, hani gizli bir macera için buraya getirdiklerini söylemiş. Öğretmenleri de burada bir süre kalmaları gerekeceğini söylemiş. Yemekleri azaldığında bekçiler geri dönmüşler ama, yani geri gitmişler şehre ama bir daha dönmemişler. Hakikaten şehirdeki işler çirkinleşmeden çocuklar buraya getirilmiş gibi. Abi, escort to the city tabii ki. Bunlarla gidiyoruz. Uzun bir yol olacak. Onlar için ev hazırladığına emin ol diyor düdük. Haklısın sen de. Bir daha şey yapmam gerekecek mi benim çocuk shelter'ı? Child shelter. Yapayım abi. Şu an kullandığım sistemi volt yüksek ayarlarında yayın açmadığım zaman 140 FPS alıyorum. 2K monitörle. Peki niye üretmiyor abi? Affedersin. Ha, şu an kapalıymış, pardon. Doğru.
yayın açınca görüyorsunuz işte, yayın tekrarlarına bakabilirsin abi videoda. Ben çok izlemiyorum ama 40'a düştüğünü görmedim. Genelde 70-90 arası oluyor. Ultra wide screen önermiyorum ben. 28 ya da 32 inç en fazla önerebilirim. 30 işte civarlarında. 2K, 4K. Ben oyun monitörü kullanmıyorum çünkü. IPS LED bir monitör kullanıyorum. Hadi ya, biraz daha mı artık lazım? Tabii bir Gatherer daha yapmamız lazım değil mi buraya? Gathering Post. Tabii Wood falan kalmadı. Bakar mısın? Bir kişi niye öldü lan? Poet suicide mı? Şairin intiharı. Halk, yani vatandaşlarımızdan biri intihar etti. Boş vakitlerinde kayıplarla, acı çekmeyle ve umudun ölümüyle ilgili şiirler yazıyormuş. Propaganda merkezimiz ise buna karşı bir hani önlem almak için bir şey yürütüyor. Kampanya diyeceğim de yani o değil tabii ki. Campaign o değil. Nasıl diyeyim? Seçim şeyi gibi. Nasıl söyleyebiliriz onu ya? Furyası diyeceğim, o da değil. Seferi mücadelesi yok abi. Yani tabii onu tam kelime olarak çeviremezsin de. Ya buna karşı bir şey yapacak. Başka bir şey sergileyecek bunu insanların rahatsız etmemesi için. Çünkü bu etkileyebilir insanları. Şimdi de insanlar onun bu intiharı için bizi suçlayabilir. Eğer ki kendini bu öldürmüş gibi göstermezsek. Ha, politikası aynen. Vallahi yani şimdi propaganda dedik, şey dedik. Ama insanın konuşma özgürlüğü var. Yani insanların, herkesin bu konuşma özgürlüğüne saygı duy. Siktir lan, yak hepsini. Gebersin pezenk. Muazzam şehrimize sümük gibi olan insanlara saygımız yoktur bizim. Bütün sanatçılara ölüm. Üzgünüm gençler. Hitler simülatör hepsini yakın. Burn them all! Burn! Yalnız kömürüm bitmek üzere. Ve daha ciddi soğuklar gelmedi bile. Ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl bitirdim ben ya? Neyse, bu odunla dönüyor da 19 saati var daha dönmesine. Dreadnought Landing. Zırhlıya ulaştılar. Aa evet, yasa çıkarmam lazım. Güneye doğru olan ışık. Harbi Dreadnought'muş ya. Bitmiş gitmiş ama. Gövdenin bir plaka parçasını oradaki bir kayalığa çivilenmiş olarak bulduk. Bunun üzerinde ise şu yazıyordu: 1888 senesinde buraya gelen Amerikan keşfi, Hepatus'un üzerindeki, Hepatus gemisindeki Amerikan keşif grubu bu küresel buzullaşmadan kaçacağı ve korunabileceği bir yuva bulmak için buraya yanaştı. Prometheus bu yolda eş gemimiz olan Prometheus da hayatını kaybetmiş, yurttaşlarımızın ruhlarını Tanrı korusun. Tesla City. Aa, Tesla City'yi bulduk lan. Tesla City. Büyük bir yerleşim yeri. Birçok bina uzaktan. Oha.
şehrin üzerindeki elektrik çarpmalarından ve böyle hani şimşek veya arklardan gözükebiliyormuş. Bir şekilde elektrik veya bir enerji kaynakları var. Tesla City denilmesinin nedeni de bu demek ki. Yolla. Gelsin. 1888 zaten Dreadnought'lar ilk Birinci Dünya Savaşı dönemleri şeyler ama 1888 tabii biraz fazla erken. O zamanlar Ironclad falan deniyordu Amerikalılarda daha çok. İç savaş dönemine denk geliyor çünkü. Öyle bir şey var. İki tane gemileri var bunların. İkisi de demir. Silahlar da normal top. Birbirlerinin ne delebiliyorlar ne bir şey yapabiliyorlar. Nehirlerde savaşan garip gemileri vardı o dönem. Yalnız gençler benim kömürüm bitiyor. Come lads. We must work harder. Nasıl yapacağız bu işi? Yasa çıkartacaktık değil mi? Pardon, doğru. Ay. Outpostlar boş da kullanacak bir şey yok ki şu anda. Pledge of Loyalty. Agitator. Abi bunu yapalım ya. Aa, workplace'leri de arttırıyormuş lan bu. Agitator, prison. Bu ne? Burada bir enteresan bir şey var. Pledge of Loyalty. Abi şunu bir yapalım ya. New law. A new law has passed. Saat 46 saniye. Upgrade research, ha? Güzel. Improved heaters. More scouts. Şey abi, wall drill. Ah, siktir. Buna da şey yok ki. Ağaç lazım. Ağacım yok. Oh, iptal mi oluyor? Outpostlarda guard station'da yani bir şey yapamıyorum diye görüyorum ben şu an. Bu niye şey? Street under construction, okay. Ne oldu lan? Far Cry mı oynasam ben ya? Yine işçiye ihtiyacım var benim. Bir düşüp kendine gelecek gene sıcaklar. Ama ciddi düşecek ve benim hiç doğru düzgün kömürüm yok abi. Hani var da toplayamıyorum. Şurayı da ben bir sawmill yapayım ya.
Hearts of Iron 4 o da oynanabilir. Evet. Ama o kadar komplike olunca şey yapmıyorum ya, bayıyorum. Mesela Medieval Total War falan biraz daha beni kurtarıyor ama bunlarda da zorlanıyorum. Bugün iyi bilgisayar oynadım ha. Bas babacım, bas. Bas bunlara, bas. Bas hop, bas hop. Haa, eksitiyorum artık. Hele şükür. Peki bir saniye, ben bu Pledge of Loyalty'yi yaptım. Bununla ilgili özel bir şey yapmama gerek var mı acaba benim? Propaganda merkezindeyiz. Güzel. Listen range. Tamam. Bu da iyi. Dur abicim. Gathering post installation. Exploration. Ha, şunu yapayım artık. Building abilities. Tamam, onu biliyorum. Onu biliyorum. Wood bir steam core. Çıkartabilecek misin 20 wood bana iş saati bitmeden? Abi senin çalışman gerekiyor, üzgünüm. Ve senin de çalışman gerekiyor. O düşecek zaten discontent de. Scouts have reached the city. Modern ve meticulously dediği de yani böyle sağlam bir şekilde mi kabaca şeyim. İtinayla inşa edilmiş. Yüksek bir kuleden sürekli bir şekilde bir yıldırım bariyeri bariyer oluşacak şekilde yıldırımlar veya şimşekler çıkıyor. Ve bunlar da gelen karı bertaraf ediyor, itiyor. Ama bize hani buraya karşılamaya gelen kimse olmadı. Kuleye bak. Thunder Unleashed. Sopu soyu bırakılmış yıldırımlar. Tesla City'nin girişinde Able Minds and Bodies will prevail over the cold. Yani düzgün akıllar ve vücutlar zinde... Zihinler mi diyeyim artık? Akıl ve fizik veya akıl ve vücutlar burada soğuğun üstesinden gelmeyi başaracaktır. Able Minds da hani bunu başarabilenler, yapabilenler. Tesla şehrinin girişinde bu yazıyormuş. Elektriğin böyle işte atmalarıyla, elektrik zıplamalarıyla mavi mavi pırlıyor, parlıyor merkezdeki yüksek kule. Ve etrafından da bir çember oluşuyor bütün şehri çevreleyen, koruyan. Bu elektrik huzmelerinden çıkan. Ama burada bir şeyler yanlış gitmiş. Sokaklarda yatan... Oha! Yanık bedenler var, böyle kömürleşmiş bedenler var ve... Havada yanık et kokusu var. Sinmiş durumda. Huu. Kuleden bir yıldırımın çıkıp bir yakınlardaki binaya vurup... çatısında devasa bir boşluk oluşturduğunu görüyoruz. Balıkçı köyü falan görmüşüz. Risk entering the city. Girmeye mi çalışsak yoksa dışından mı baksak? Abi şimdilik bir dışına bakalım ya. Sende bir şey var mı? Son iki tane var. Cık.
Nasıl yani? Geri giremiyor muyum oğlum? Nasıl depleted ya? To save 20-21. Bugün hangi gündeyim abi? Bir dakika. E 19. gündeyim. Ha, bir dakika. Ben onu ben tekrar girebilirim. Ya ne kadar sikik sikik işler bunlar ya. Ne saçmalıyorsunuz abicim? Giremez misin tekrardan şehre sanki? Deli misin sen? Saçma. Bana kimse ya Herro ya Merro'yu seçiyorsun demedi ki abi. İçine girip girmemeyi tekrardan ben niye seçemiyorum? Şunlara da basmam lazım. Evet, bunu yapmıştık. Evet, iş saatlerini arttıran yasayı da açmak mantıklı olacak da. Fazla adamından olurum ya hakikaten. Niye öyle düşündüysem ben. KYK çıkartacağım abi. Çıkartacağım. En son ben burada neye bastım? Exploration and Light Scout. Sled'e bastım ama Wall Drill'i yapmam lazım asıl. Ne alaka? Yapamıyorum bunu. Şey mi? Okay. Bas abi bas. Hepsine basın. Tamam, bunu yaptın şimdi. Kaynaklar o kadar yakında değil abi. Oo, çok sorun değil. Ne dediğini biliyorum yani, neyle ilgili olduğunu. Onu anladım. Time for rest.
Abi emergency shift'tesiniz, üzgünüm. Toplamamız gerekiyor çünkü. Vardınız mı? Tamam. Tesla'ya yürüm. Evet, etraf ısındı abi. Willing informers. Vay! Bu arkanızdan konuşuyor. FETÖ'cü bulduk diyor. Bize bunu okuyordu. Bizi hani yanına, yani yanına alıp bizi kandırmaya çalışıyordu. abi cahil cühela sürüsü olduğu için adam Dickens'dan, yani ünlü bir İngiliz yazarından Charles Dickens'ı okumaya çalışmış. Bunlar da bana getiriyorlar adamı. Efendim bu faşik, bu faşik. Bu sizin arkanızdan iş çeviriyor filan diye. Ya oğlum tamam da yani bu şimdi tabii ki innocent. Ayıp ya yani. Adam sizi cahil cühela olduğunuz için eğitmeye çalışıyor. Neden bu adamın üzerine gidiyorsunuz siz? Ayıp değil mi? Aslında şuna çok basmak istiyorum ya. Ben bir save edeyim de. Üç tane informer kazanacağım. Uzun vadede informerlar benim kölem olur mu acaba? Discontent will rise. Oğlum çok boktan bir durum lan. Tamam. Çok içimde kaldı. Abi yakacağım. Utilitarianism. Utilitarianism. Informant lazım. Neden olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi 47 kişi gidecek ya, o bir kişinin insanları eğitmeye çalışmasından da önemli. Birazcık burada umudumuzu düşürmüş olabilirim ama... şöyle bir olay var burada. Şimdi 47 adamın gitme ihtimali var ya... Bu çok ütopik bir... Yani ütopya zaten. Hani burada hayatta kalmaya çalışan bir güruhtan bahsediyoruz. Bu yüzden... yok abi, almayayım ben. Bana halkın çoğunluğunun güvenmesi gerekiyor burada ki daha sonra başım belaya sokacak adamları engelleyebileyim, herkesi daha fazla koruyabileyim. İşte bakın, bu yolda gittiğiniz zaman sıçıyorsunuz. Tam diktatörlüğün hani kendi kendini kandırma sanatı bu. Diktatörlük iyidir canlar. Sıkıntı yok diktatörlükte falan. Tam bir reisiz hakikaten abi, büyük reis. Ama şeyi düşünüyorsun, şu an acil bir durum var burada. Yani ben o adamı şey yapacağım da masum da haklıydı falan diye değil. 3 kişinin benim için informant olması da, yani burada ispiyoncu olarak içeride köstebek olması da çok önemli değil. Önemli olan o adamların loyalty'sini kaybetmemem. Ya. Bunlar hep sıkıntı. Beş tane çocukla döndüler. Ben ikinci bir şey yapacaktım bu arada. What? Ha siktir. Yemek çaldılar lan. Londoncular.
Evet. Yani yolu hazırlığı için. A, tabii ki lan. Sen Garzu Kaçtım. Puşlara bak. Çoluk çocuk shelter yapmış mıydım ben? Yapmışım abi. Ne oldu? Küfür mü ettin yine? Ne oldu? Yok, bir şey etmedim ya. Çocuklara barınak yapıyorum abi, bir şey yaptım. Biraz uyudum, kendime geldim. İyi yapmışsın. Evet. Arbin 200GS tabii güzel ama sadece şekil olarak çok fazla bir mekanik şeyi yok. Artısı yok. O öteki front loader gibi olan, hani forkliftten hallici olan telehandler denilen aleti de alabilirsin, kırmızı. Eğer teknik alt aksamını seviyorsan. People abandon the Londoners mı? Aa, bize Londoner'lar adam kaybetmeye devam ediyor. Güzel. Waiting. Niye? Ha, gelmiş waiting kalmış bu. Tabii, pardon. Diyorum, ne alakası var? Bu herifleri ne yapacağız? Tanesi zaten ölmüş diyor şu an çoktan. Sen şuraya bir git abi. Oradan kesin başka bir şey çıkacak çünkü. Geldiler. Girin abicim. En sonunda kapatabildik diyor. Hakikaten bu kadar hayatımızda hiç korkmamıştık. Yani hayatımızda birkaç bir şey korkutucu görmüştük ama bu yanımızda patlayan yıldırımlar gibisi hiç olmamıştı. Kapatana kadar canımız çıktı ve en sonunda buraya bir outpost kurabileceğiz. Nice. Okay. One Steam Core every one day. Oha. Bu da yani kaçırılır mıymış bir arkadaş? Inoperative. No time to waste. We've got work to do. Hadi inşa edin abicim, hadi. Güzel. Sletler de hazır. Oyun değiyor mu? Bence değiyor. Bayağı iyi. Şu outpostları da yapalım da artık malzeme gelmeye başlasın. Bu arada yakında sıçıyoruz ha. Çok yakında sıçıyoruz. Bunlarda ne var? Storage limit mi reached? Hadi ya. Hayret. Neyse, birazdan azalırsınız. Twice as much filan diyor bu. Çok hoş olmadı.
Mechanical Calculators Exploration in Nasri yapıyoruz şu an. Storage limit reached. Çünkü adam yok değil mi toplayan? Kahretmesin. Altı, 27. Tabi engineer'lar daha iyi topluyor sonuçta. Abi o zaman bir yerlerden engineer eksiltmem lazım benim. Nereden ama? Nereden? Metal durumum ne? Ağaç durumum fena değil şu an. Ağaçlardan biraz eksilteyim. Scout'lar vardı. Burada gene küçük bir geyser veya da kaplıca sıcak su kaynağı suyun donmasını engelliyor. Amerikalılar burayı bir balıkçı köyü kuyurmak için kullanmış. Ama şu an terk edilmiş durumda. Zamanında Tesla şehrini bu hani ana gıda kaynağı burasıymış. Buradan gıda sağlanıyormuş. Balık yolluyorlarmış. Burayı araştırdığımızda görüyoruz ki Mike şehre geri dönme. Tesla deli bir adam. Bütün amputelere, bütün hani sakatları ve bütün hastaları şehirden attı. Jerry'nin ailesi ve yaşlı Beth onların arasında yani onlar da vardı. Yaşlı Beth ve Jerry'nin ailesini de yolladı, annesini babasını da yolladı. Çok yakında kesinlikle ama kesinlikle kan dökülecek. Köyde düzen yerinde gibi, hali vakti yerinde bırakılmış. Buraya bir ekip yollayarak balık tutmaya başlayabiliriz. Intact. Evet. Abi siz bir ne var yanında? 3.2900. Research, araştırma istasyonu, araştırma merkezi. Garip şekilli bir bina. Birçok sağından sonuna antenler ve teçhizatlar çıkmış bir şekilde. İleride dikiliyor. Bir nevi araştırma merkezine benziyor diyor. Okey. Okay. İnsanlar gelmek üzere bu arada. Aslında evet, kaplıcalara git yerleş değil mi? Order ne lan? Oh siktir New Order. Darbe. Bana ters gelen herkes birer vatan haini olarak, Outlander vatan haini olarak damgalanacak. En büyük buradaki kudret, en büyük buradaki bağlılık mı diyeyim, virtue işte hani beklenen şey boyun eğmek. Ve boyun eğmeden şehir hayatta kalmaz. Bizi takip etmeyen, bizim yolumuzdan gelmeyen herkes bu yoldan def edilecek. Evet. Bu erdeme sahip olmayan herkesi püskürtüp atacağız. Abi, hope will never be a problem again. Public execution space will be built. Abi dur ya, ben önce bir... Tamam, iyi, hoş, güzel de... Şu petrolü bir yapayım ben. Haydi Osman, tezkellisi vurula. Nerede kaldı bu insanlar ya? 12 saattir hala yoldalar. Ben
ben şuraya da bir tane yapayım. Coal Factory, yoksa biz patlayacağız gerçekten. Steam Coal Tamper değil lan, Coal Mine. Niye yapmıyor? Bir dakika lan. Yaptı galiba adam. Ben göremiyorum sanırım. Ama yo, yapmış, hiç benzemiyor abi. Hah. Okey. Sendika kurulabiliyor mu? Onu henüz görmedim, öyle bir şey olduğunu. Snowpit'te 4 tane vücut var. Peki. Evsiz 8 kişi mi var? Niye abi? Evsiz çocukların durumu ne oldu bu arada? Ha, kids are helping in the medical facilities. Tamam abi, okey. O zaman bina yaparız biz de normal. Çoğu değil miydi abi bu az önce? Sendika olayını görmedim abi, böyle bir şey. Birazdan bokumuz donmaya başlayacak. Bir tane otomaton yapmam lazım benim abi. Nasıl olacak ama bilmiyorum. Eksiltmem gerekiyor. Dreadnought Landing'e siz geldiniz. Tamam, siz bir de şuraya gidin abicim. Outpost işim bitti mi ki benim? Yo, daha yeni yapıyorum. Another theft. Abi 24 tane daha alalım lütfen. Özel eğitim de oldu. Yurt dışında öyle çok şeyim yok. Birkaç yaz okulum var ama oyunlar mı oyunlar beni daha sonra çok sardırdı. Hobilerim de çok İngilizce oldu, öyle. Evet. Bir tanesini yakalamışlar hırsızlardan. Let him go. Prison için 3 günüm var diyor. Banish'im. Abi hapishane yapalım ya. Ne oldu? Act of vandalism. Wake up people. Yok abi. Sil gitsin. Cafer. Abi evet, kömür bitiyor ya. Niye böyle oldu?
Ya discontent arttı ama. Neyse, insanlar eksiliyor şeyden. Oh, insan eksik gene insan. Ya açıkta da çok gene insan var. Çözemedim ben bu olayı. Bu geldi. Araştırma merkezine gelmişler. İçeride kırılmış mobilyalar, hasarlı bilimsel enstrümanlar ve kan izleri var. Yağmalanmış merkezin içerisinde Tesla'nın ses kaydını bulduk. Ses günlüğünü. Ses diyor ki, güneşin parlaklığını kaybetmesi ve bütün bu volkanik küller tek başına bu kadar büyük bir soğumaya sebep olamaz. 1880'deki Patagonya'daki dev deprem acaba bir asteroid şey miydi, yani meteor düşmesinden mi olmuştu, bir asteroid darbesiyle mi oluşmuştu? Daha sonra bağırışmalar, çağrışmalar, kırılma sesleri ve sessizlik. Buradan çıkan yollar da dağlara doğru devam ediyor. Okay. Tek resources abi. Git bakalım. Tepenin yamacında, sırtında bir, daha doğrusu eteklerinde bir giriş var. Muhtemelen bir mağaraya açılacak. İçinden duman çıktığını görebiliyoruz diyor. Görelim. İnsan geldi en sonunda. Aranızda hiç yok mu? Yok. Peki abi. Şimdi sıçtık. Overdrive'a mı geçiyoruz? İle alakalı sıkıntımız var. Hmm.
konuşalım abi, ne yapalım? -110'a kadar inmesi de faciaymış lan. Evet, sürekli bitiyor zaten, onu çözemedim bir türlü. Birisinin kıçı bacağı koptu. Frostbite, freezing. Amputees. Bir de hala ben şey yapacağım değil mi? Göya. Nerede bu? Prison. 17 saat sonra prison basmam lazım. Biraz soruna giriyoruz abi. Hepimizi kölleştirmeyi iddia ediyorsun diyor. Okay. Ya bırak konuşsun şu şeyi, hope'u kaybetmek istemiyorum. Şeyde kalmış, dışarıda kalmış. Merhaba, yeni gelen arkadaşlar. Nerede donuyor? Nerede donuyor? Bu heaterların upgrade etmem lazım. Dört kişi de aç diyor bu. Abi, improved heaters. En azından şunu yapayım. 9 saati var çünkü ötekinde. Evet, mağaraya tırmandık. Girişin arkasında alçak bir duvar var. Taştan duvar. Arkasında birkaç kişi birden görebiliyoruz diyor. Oha! Silahlılar. Birkaç yorgun adam. Mağaraya yaklaştığımızda içindekilerin tüfeklerini çıkarttıklarını ve duvarın arkasında pozisyon alıp girişi önüne geçtiklerini görüyoruz. Oldukça kötü durumdalar ve eksik beslenmeden ve hastalıklardan dolayı çok kırgın gözüküyorlar. Attacked them tabii canım. Onlarla konuşturuyorum abi. İşte böyle lagaluga etmekten başka bir şey yok. En güzeli lagaluga etmek muhabbetini. Kötü bir niyetimiz olmadığını anlayınca Amerikalılar bu kaşifin, kaşif diyorum, inventor, icat eden arkadaşımızın, icatçımızın, mucidimizin nasıl hakkını verdiklerini, adaleti sağladıklarını onunla alakalı ve şehirden onu sürerek bize bahsediyorlar bundan. Evet, Tesla'nın hırpalanmış vücudunu bu mağaraya gömdük.
Ve bu arkadaşlarla eve geri dönüyoruz. Okey, gidelim ne yapayım? Yeni yeni şeyler çıkıyor burada. Kahrolsun Osman. Kesin lan. Ne oldu? Londracılar sıkıntıda. Daha doğrusu discontent, huzursuzluktan besleniyor. Bir güruhla konuşan bir Londracı var. Mümkün olduğu kadar çok insanı korkutarak bu Londra'ya çıkacakları sefere eklemeye getirmeye çalışıyor ama insanların kulaklarındaki bu yanlış bilgiler, hani çalkalandırdığı yanlış bilgiler şehrimizin durumunu kötüye götürebilir falan tarzında olay var. Şimdi neler var? Let him speak. Disperse the crowd. Yaralananlar olabilir. Abi. Chase the speaker away. Abi dağıt. Birini dinledik diye bize böyle nasıl davranabilirsin? Lanet olası pislik seni. İnsanlarına nasıl böyle şekilde davranabilirsin? Kesin lan. Londra'ya gidiş yok arkadaşlar. Ya Harry ya Merry buradasınız. Bana İngilizce, daha doğrusu İngiliz aklınızla gelmeyin böyle. Aristokrat götlüler sizi. Koridora gelmişler. Hepatus'un arkasında bıraktığı bu geniş buz koridoruna geldik diyor. Bu başına bir şey gelmiş olan Prometheus'un silüeti olabilir. İleride bir gemi görüyoruz diyor. Ve yani böylesine bir başarı, bu kadar buzulu falan yarıp nasıl geldiğini hakikaten gözlerimiz böyle açık, ağzımız açık kalmış olarak izledik diyor. Carry on. Ne yapıyorsunuz ya? İyi akşamlar. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyiyiz efendim, nasılsınız? Biz de iyisi. İyi abi. Ne yapıyorsun? İyi abi, ne yapıyorsun? Ben oyundayım, başka bir oyun oynuyorum bambaşka. Bu adam kışı yaza çevirmeye çalışıyor. Ben de video seyrediyorum. Kışı yaza mı? Nasıl çevirecek? Ne bileyim abi, bir oynuyor. Böyle sarmış. Bakıyor. Overdrive olmadan bu iş yalan olacak. Ya ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne bileyim ben ya. Şehir kurtarmacı oynuyorum abi. Osman oynuyorsa bir şeyler vardır abi. Enteresan canım, eğlenceli. Değişik oyun da. Biraz fonttu. Mildir oynuyorum ben de. Ne oynuyorsun? Mildir oynuyorum, Mildir. Ben geçen şey oynadım, Go oynadım. Ne abi? Satranç oynadım biraz. Tahta oyunu ya. Mildir abi, en iyi. Mars değil ya, dünya donmuş. Biraz orada takılıyoruz. Bu Netflix'in falso reklamı çıkıyor. Şeyde yeni bir dizisi var. İzlediniz mi onu? Yok abi. Lost in Space ne? Uzayda kaybolmak öyle bir şey. Yok abi, ben bir şey izlemedim. Murder Don't Do To Me. Hadi ya. İşte hapiste yapamadık ki daha.
Ya müdür bu projekte mi ne varmış? Oynadınız mı lan tank bu ya? Fena değil İtalyan tankları abi. Abi Prison'ı unutmayacağım da. Kötü değil. Anlatırım ben sonra da şimdi şu oyunda kafam olduğu için abi. Tamam, kafana bak. Ne oynuyorsun Jones sen? Hiç oynamıyorum abi ya. O oynayacağın zaman haber ver abi. Bayağı adam kaybedeceğiz ya bu soğuktan. Karat al lan aşağıda oynayamayacağım. Şey oynayacağım abi. PUBG oynayacağım. Kim ne? Karat al lan. Gol yaptı. İyi tamam gelirim abi. Tamam. Prometheus'taki birçok malzeme sökülmüş ve alınmış. Geminin baş kısmında bütün en kalın böyle yani önüne çıkacak bütün en kalın buz bile olsa bunları hiçbir şey hani şeymiş gibi sıfırmış gibi daha doğrusu yokmuş gibi böyle delip geçen devasa buhar çekici geminin baş kısmında bozuk bir şekilde duruyor diyor. Demek öyle yarıp geçiyormuş. Dreadnought'un kullanılabilir bütün makineleri sökülmüş durumda ama gövdesinde buraya bir outpost kuracak kadar, bir karakol kuracak kadar miktarda çelik var. Kaptan Köşkü'nde Tesla'nın son emirlerini buluyoruz. Bütün malzemeleri ve hayatta kalan ve iyi durumdaki hayatta kalan insanları Hepatus'taki yani hayatta kalan herkesi transfer edin. Eğer şey ampute olanları ise elinizde sadece protezler varsa alın ve bu şekilde onları hani kullanılabilir bir hale getirirseniz yararlanabileceksiniz yanınızda taşıyın. Abi sen de mi geri dönsen ya? Snow cover supply, supply depot, stone ship. Sen git bakayım öteki dönüyor zaten. Şehir de patlayacak birazdan şey. Jeneratör. Evet abi. Ay kömürde de sıkıntım var. 2 saat kaldı diyor. Allah'ım ya Rabbim ya nasıl olabildi bu? 3 tane şeyim var. Gidecek şimdi şeyler. Patlasın değmez. Evet outpost kuramadım abi. Üzgünüm kuramadım yani. Niye bu 2 saat kaldı diyor. Ben onu çözemedim ki.
soğukla birlikte tüketim de mi artıyor? Onu anlayamadım ki. Bize güveniyor. Londoncular azalıyor da. Evet, siz ne buldunuz? Buralarda malzeme bulabilecek misiniz? 55 yemek. Tamam. Ha, buldukça buluyor yalnız bu da ha. Beş tane adam da geliyor bu da. Siktir ya. Siz ne zaman yapabileceksiniz bu otomatonu ya? Ama belli oldu, yapamayacaksınız. Başlayalım artık. Bir de şükür biraz malzemelerle. Başladınız yani.
Abi evet, boşta adam yok yani, adam çok almayın filan dediniz ama ben ne yapayım ki şu an? Bir tane yapayım artık şundan değil mi? 50 kol. 100 steel, 100 wood, 50 core. Bir tane steam core. Tamam yap abi sen artık. Edin abiciğim şunları. İkiniz de mi geldiniz? Donuk göl, gölet. Carry on. Burada hiçbir şey yokmuş. Kaza yapmış araç. Peki. Sen? Sen de buraya gideceksin. Stone ship. Gel bakalım. Abi kömür biriktirmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi ama birikmiyor. Ve bitmek üzere kömür hatta. Nasıl olacak bilmiyorum. Bitti kömür. Evet abi. Sıçtık. Sıçtık. Ben bir yemeğe gidiyorum. Geleceğim. Tamam. Hakikaten çözemiyorum yani. 3 tane kocaman şeyim, 2 tane kocaman burada kömür madenim var ama yok abi. Kesmiyor, yetmiyor. Sawmill. Tamam abicim. Oraya da git bakalım.
keresteciye. Çekmem lazım bir yerlerden gene. Nasıl yapacağım bu? Mesela ilk hemen şey yapmam lazım. En yakınlardaki nerede? Coal mine. 800 coal almamız lazım her gün buradan. Direkt bu. Sonra burada ne var? Gıda var. Steam core var. Steel var. Peki abi. Abi demek ki. Kaçarı yok. Belli ki. İçeriye attık Londoner'ları da. Az 51 tane hasta var. Bunlar nasıl iyileşecek bilmiyorum. Geç ne? Niye üçüncü aşamaya geçiriyorum? Steam level mı? Burada geriye pek bir şey kalmamış diyor. 257 tane ağaç aldık sadece. Gidin abicim. Bunların yanında 50 bin tane şey oldu şu an. Ama acilen uzun shift'e geçmem lazım ya kanun olarak. Şu şey...
şey yani. Extended Shift'ı. Aç ve açıkta arkadaşlar mı var? Peki. Abi çocuklara çalıştırma yasasını geçiremedim ben. Gidemiyorum yani. Buna niye tıklayamıyorum onu bilmiyorum abi. Extended Shift'e yapabiliyorum ama ona gidemiyorum. Abi evet, Türkçe çevirisi olmadan biraz zor olur arkadaşlar, zorlayabilir. Bazı yerlerde ne yapacağınızdan emin olmama ihtimaliniz yüksek yani. Ha, o peki şey yapmadan ben bunu seçebiliyor muydum ki? Go Flows'da. Child Shelters'a gelmeden Child Labor'a nasıl gelebiliyorum ki? Ya bu buradan bağlantılı olduğu için ben şey yapamadım, anlayamadım onu. Ne oldu lan gene? Gene London'cılar. Ne durumdayız abi? Ay hadi git artsın bari, tamam ne yapayım? Discontent istemedim. Hasta olması da hoş değil. Burada ne oldu? Blackmail. Birkaç informer kaybedeceğim ha. Leave them be. Benim memurum işini bilir. Anladım. Sen otomaton yaptım galiba en sonunda. Abi otomatonları kola vermem lazım ama. Siz de buraya gelin bakayım.
Daha çok araştırılacak şey var ya. Adam sıkıntım da büyük. Dört hasta var lan, 64 tane değil. Otomatonları nasıl kullanacağım bilmiyorum. Yani upgrade edeceğim daha doğrusu. Flash FM açamam abi şu an. Kafa buna gitmiş durumda. Hasta var ya. Allah Allah. Artıyor bir de. Yemek sıkıntım da var. Sıkıntım da var. Her türlü sıkıntım var anasını satayım. Ben outpost şeyini yapmadım mı? Yaptım. Nasıl inşa edeceğim ben bunu? Bir dakika, önce benim binaya mı yapmam lan? Allah. Saldırıyormuş. Tamam canım, onu orta halleci hallettik.
şimdi bir dakika. Acilen ne yapmam gerekiyor dedim ben. Extended Shift abi. Hear me, hear me. New law in the city. Şu an genel olarak emergency shift'lerde değil mi? Herkes. İkinci olarak şu outpost'u yapmam lazım. Evet abi. Oha! Bu ne lan? Baş. Abi şehirde bayağı çocuk var ya. Şehirde bayağı işsiz güçsüz takılan çocuk var. 44 tane galiba. Evet. Benim 3 tane daha mühendise ihtiyacım var ama. Ne yapacağız onu, nasıl yapacağız? Çalışma saatlerini değiştirebiliyorum. Ah siktir, doğru diyorsun ya. Work day is up. Return your tools. Evleri ısıtabilecek miyim ya? Birazını ısıtayım yeter abi. Başka bir şey yapacaktım. Kafam gitti şu an ama. Lack of medical care'dan dolayı yükseliyor abi. Ne yazık ki. Ha, bu adamları ben nasıl geri çekeceğim? Bu adamın artık geri gelmesi lazım bu kadar malzemeyle. Saatleri değiştirecektim. Olanları değiştiriyorum. Üç kişi açıkta. Upgrade etmem lazım. Artık başka inşa etmek de istemiyorum. Hunter Hut inşa edeyim sadece ya.
dönüyorsun sen. Zaten bir gün falan diyor bana bu. 40, 20, 10. 20 steel. Abi 10 tane worker sana bulacağım, merak etme. Sana 10 tane worker'ı hemen buluyorum ben. Seni kapatıyoruz abi. Başka neyi kapatabiliyoruz abicim? Hapisten bir iki adam çekeyim ben. Londoncuları sildim. Okey. Mantık en sonunda baskın geldi. En sonunda akılları başlarına getirildi. Artık kimse şehri terk etmek istemiyor. Zor bir zafer kazanmış olduk bizi bölmek isteyenlere karşı. Winter Rome trajedisi bizim bu umutlarımızı yıkmıştı. Korkudan bazı insanlar delice, çılgıncı planlar yapmaya başlamıştı. Onların bu donuk wasteland'de, donuk bitmiş yok olmuş diyarlarda kendilerini öldürmelerine izin veremezdik. Yapmamız gerekenleri birbirimizi bir arada tutmak için yaptık. Together we are stronger abi. Güzel. Hadi. Çalış çalış. Yavaşladı. Hop, tavan yalnız. 10 tane worker'ım var işte, tamam. Niye ampute çıktı abi bu kadar? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ay. Kaç işçi var? Nasıl yani? Bitti mi? Order people, let's march to work. Abi niye olmuyor? Tamam, 10 kişi işte şeyde değil misin? Allah Allah. Deli olacağım abi şu an ben. Kömüre yolla abi, kömüre. Yeni kanun mu çıkartabiliyorum? Crowding. Orada trafikleri boş ver. Diğer kanunlarda işime yarayacak bir şey kaldı mı? Abi tamam, bunu yaparız. New law. A new law has passed. Hmm.
Abi çocuk işçi kanununu nasıl çıkartacağım ben? Nasıl yapacağım onu? Signed bu. Bu artık dönüş olmayan bir şey değil mi? Yapamıyorum işte. Adam yok, şey yok. Zor durumdayız. Abi evet, yarın sabah eksi 70'e görüyoruz yani, belli oldu. Uf, ama ben yoruldum ya, saat kaç oldu abi? Abi saat 12 olmuş gençler, ben kaç saattir oynuyorum? Yeter. Tamam, buraya kadar yeter bu. İzlediğiniz için. Tent var hala birkaç tane. Ay. Ben böyleyim abi, 25. güne kadar anca dayandım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyeyim. Yemek yemem lazım. Oğlum yoruldum lan, gözlerim ağrıdı o yüzden. Vallahi. Hadi bunu da YouTube'a atayım da isteyenler izlesin. Yok lan, evde hanım da yok. Kimse yok.